Merhabalar, Evimin Yemekleri YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü tarifimiz kivili tart tarifi. Hayatımda yediğim en güzel tart diyeceğiniz bir tart tarifi paylaşıyorum sizlerle. Malzeme listemde 2 adet yumurta sarısı var, 1 yemek kaşığı süt var. Öncelikle bu iki malzemeyi güzelce karıştırıyorum. Daha sonra yarım su bardağı toz şekeri ilave edeceğim. Tamamen pudra şekeri de kullanabilirsiniz. Daha hızlı eriyecektir şeker. 125 gram tereyağı var malzeme listemde. Sert bir şekilde tereyağı kullanacağız, yumuşatmadan. 1 paket vanilya var. 1 paket vanilyayı ilave ediyorum tereyağını ilave etmeden önce. Bununla beraber şeker eriyene kadar karıştırıyorum. Çırpma teline gerek yok, yani hızlı eriyor şeker. Sadece kaşıkla karıştırıp üzerine şöyle elimle biraz parçaladığım, zaten önceden küp küp kesmiştim tereyağını. Elimle de biraz inceltiyorum. Ondan sonra bu malzemenin üzerine ilave edeceğim. Daha sonra da unumuzu ilave edeceğiz. 2 su bardağı un var. 125 gram tereyağının da üzerine unu ilave ediyorum. 1 fiske tuzumuz var, yarım çay kaşığı kadar. Onu da ilave ediyorum. Tüm malzemeler karışana kadar yoğuracağız. Tereyağı eriyene kadar elimizde yoğuralım. Mümkünse tereyağların eridiğini görebiliyoruz. Biraz fazla sıvı bir hamur olabilir, cıvık bir hamur gibi gelebilir. Bunu buzdolabında dinlendiriyoruz. Yaklaşık 1 saat kadar buzdolabında bekleteceğiz. Hamurumuz katılaşacak. Ondan sonra kolayca açacağız. Hamurumuz katılaşırken muhallebisini hazırlayalım tartımızın. 2,5 su bardağı soğuk süt var. 2 yemek kaşığı mısır nişastası var muhallebimiz için. 3 yemek kaşığı toz şeker ilave ediyorum. 1 paket vanilyam var malzeme listemde. Bunları ilave ettikten sonra nişasta çözülene kadar karıştırıyorum. Ocağın üzerine almıyorum. Nişasta çözüldükten sonra birazcık kaynayana kadar, böyle bir 2 dakika kaynayana kadar bu malzemeleri pişireceğim. Ondan sonra üzerine 1 yemek kaşığı kadar tereyağı ilave edeceğiz. Henüz sıcakken bunu ilave ediyoruz. Parlak görünmesini sağlıyor muhallebimizi. Muhallebi hala sıcakken tereyağımı da koydum. Tart pişene kadar ılık bir vaziyete gelecek. Sıcak tartın üzerine sıcak muhallebiyi dökmüyoruz. Tart hamurumuz 1 saat buzdolabında bekledi. Tart tepsimi margarinle iyice yağlıyorum kenarlarını ve tabanını. Ondan sonra elimle her yerine hamurum eşit şekilde dağılacak bir şekilde tart hamurunu yayıyorum. Kenarlarına da biraz çıkaracağız tabii ki. Çünkü içine meyvelerimizi koyacağız, muhallebimizi koyacağız. Kenarlarında biraz yükseklik verelim. Ondan sonra kenarlarını da düzeltelim. Kenarlarını da düzelttikten sonra bıçakla birkaç yerine tepsinin tabanına çizik atıyoruz. Ondan sonra fırında pişirmek üzere gönderiyoruz. Çizik atmazsak eğer kırılabilir, kabaracaktır çünkü ortası. 170 derecede 35-40 dakika boyunca alt üstü pembeleşene kadar pişiriyorum tartımı. Tartım piştikten sonra tepsisinden çıkarıp servis tepsisine alıyorum. Servis tepsisine aldıktan sonra muhallebisini üzerine düzgün bir şekilde yayıyorum. Ben yaymak için krema torbası kullandım. Siz de isterseniz kaşıkla kremayı üzerine dökebilirsiniz. Bu aşamadan sonra meyvelerimizi üzerine yerleştireceğiz. Çok güzel bir tart. Uzun süre tadı damağınızda kalıyor yediğinizde. Kesinlikle denemenizi tavsiye ediyorum. Üzerine şöyle hafifçe düzeltiyorum. Pasta sıvama aparatımla. Yine malzeme listemde 1 kase siyah üzüm var. Üzümlerin aynı boyutta olanlarını seçtim. Bilginiz olsun. Kimisi büyük, kimisi küçük olmayacak. Mümkün olduğunca eşit büyüklükte olan, böyle bir bilyeden küçük olan üzümleri seçiyoruz. Bunları öncelikle tartımın kenarlarını halka şeklinde
diziyorum. Daha sonra ince ince dilimlediğim kivilerimi diziyorum. Bu şekilde halkalarımızı tamamlayarak tartımızı süsleyeceğiz. İnce ince dilimleyerek yaklaşık bir 10 kişiye servis edebilirsiniz. Çok doyurucu, çok da lezzetli bir tart. Süsleme de hazır olduğuna göre artık servise hazır benim tartım. Deneyen herkese şimdiden afiyet olsun. Umarım tarifim sofranıza mutluluk katar. Mutfağınız huzur, bereket, sağlıkla dolsun diliyorum. Sizden ricam, kanalıma yeni geldiyseniz ve henüz abone değilseniz eğer kanalıma abone olmayı ve birbirinden güzel yeni tariflerim için zil ikona tıklamayı unutmayın. Tarifimle ilgili görüş ve önerilerinizi yorumlar bölümünde paylaşabilirsiniz. Beğendiyseniz eğer beğeni yapmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Mutlu günler diliyorum.